Günaydın Eskişehir 11 Mayıs günlerden çarşamba 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Haftayı ortaladık. Çarşamba günündeyiz sizlerle birlikte. Evet bugün aslında yağmurlu bir güne başlamıştık ancak güneş daha sonrasında kendini gösterdi. Şu anda sıcak, güneşli bir Eskişehir sabahında sizlerle birlikteyiz. İlk haberimizle başlayalım. Valilikten biliyorsunuz 15 gün sürecek bir yasaklama kararı gelmişti. Kentimizde yapılması planlanan tüm yürüyüşler, şenlik, festival ve etkinliklerin hepsi, konserlerin hepsi yasaklanmıştı 15 gün süreyle. 24 Mayıs'ta da 24 Mayıs'a kadar da devam edecek bu karar. Biliyorsunuz şehrimizde 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması düşünülen, planlanan bir müzik festivali vardı. Anadolu Fest vardı. Bu festivalde bu karar neticesinde 15 günlük yasaklamak kararı neticesinde gerçekleşemeyecek. Anadolu Fest'e katılan sanatçılardan da tepkiler gecikmedi. Birçok sanatçı sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. 12-15 Mayıs'ta Eskişehir Mola tesislerinde düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest valiliğin yasağına takıldı. Eskişehir valiliğinden yapılan açıklamada 15 gün süreyle tüm etkinliklerin, konserlerin ve festivallerin yasaklandığı duyuruldu. 24 Mayıs'a kadar sürecek yasaklama kararının ardından sanatçılardan da tepkiler gecikmedi. Anadolu Fes'te katılan sanatçılardan biri olan Haluk Levent sosyal medya hesabından "ben de bu festivalde konser verecektim perşembe günü az önce haber aldım izin verilmediğini şimdi hemen yetkililerle görüşeceğim keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak" ifadelerini kullandı pera grubu ise festivallerin yapılamaması çok üzücü. Pandemi süreci boyunca çok büyük yaralar almış müzik sektörü adına değerli büyüklerimizden bu konuda desteklerini özellikle rica ediyoruz dedi. Evet pandemi döneminden en çok yarayı aranan sektörlerin başında geliyordu müzik sektörü. Tam yaralarını sarmaya başlayacakken biraz olsun toparlanma ümidi taşırken yasaklama kararı geldi 15 gün süre boyunca. Sanatçılardan da eski şehirlerden de bu karara tepkiler gelmeye devam ediyor. Sıradaki habere geçelim. Geçen hafta da sizlere cam yüklü bir tırın yandığı haberini iletmiştik. Bu sefer de yine cam yüklü bir tır Eskişehir yakınlarında alevlere teslim oldu. Ankara'dan yüklenen tır, e, camları İstanbul'a taşıyan bir tır Eskişehir yakınlarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Sürücü ilk önce kendisi söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca ekiplere haber verildi. Ekipler de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay dün sabah saatlerinde Eskişehir Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Polatlı ilçesinden yüklenen camları İstanbul'a taşıyan NT idaresindeki tır Eskişehir'e 30 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla söndüremediği yangın kısa sürede tırın arka kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Şimdi de Sivrihisar'a gidelim. Tarihi ve kültürel dokusuyla Eskişehir'in önemli turizm yerlerinden biri olan Sivrihisar şu sıralar hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan atmosferiyle turizmin başkentlerinden biri hale gelen Sivrihisar, yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen turlarla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar'da turistler keyifli vakit geçiriyor. Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesi, 850 yıllık tarihi Ulu Camisi, Türkiye'nin ilk Açık Ava Heykel Müzesi, Zaima Konağı, Nasrettin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Sihir Terası, Ermeni Kilisesi, Pesinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarla zamanlarını keyifle geçiren, Sivrihisar'ın yöresel lezzetine hayran kalan yerli ve yabancı turistler ilçenin eşsiz güzellikleriyle zaman geçiriyor. Evet Sirrisar tarihi hem tarihi hem doğa ve kültürel özellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlçenin pek çok önemli ve güzel noktalarını gezme ve görme imkanı bulan hem yerli hem de yabancı turistler de gün boyu doyasıya güzel vakit geçiriyor. Sivrihisar'dan Çankaya Mahallesi'ne gidelim. Mahalledeki bir fırından, bir simit fırınından piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 200 adet tepsi çalındı. Olayı gerçekleştiren hırsız yakalandı. Tepsiler ise sahibine teslim edildi. Odun pazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Mahallesi'ndeki bir simit fırınından piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 200 adet tepsinin çalınması ile ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli Hamdi K'yi Ihlamurkent Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki ifadesinde tepsileri hurdacılık yapan SC'ye 13 bin lira karşılığında sattığını belirtti. Ekipler belirtilen seycinin iş yerine yaptığı operasyonda tepsileri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Sıradaki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Gençlik Merkezi gönüllü gönüllü gönüllüsü gençler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ne katıldılar ve Eskişehir'i temsil ettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileriyle görkemli bir kutlamaya sahip sahne oldu. Antalya Aksu'da düzenlenen ve Zara, Musa Eroğlu, Kubat gibi sevilen sanatçıların konser verdiği festivalde gençler için oluşturulan gençlik kampına Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi gönüllüsü gençlerde katıldı. Büyükşehir Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllerinden oluşan 24 kişilik heyet 3 gün boyunca Antalya'daki festivalin heyecanına ortak oldu. 3 gün süren festivalde yöresel oyunlar, gösteriler, yarışlar, konserler başta olmak üzere çok sayıda etkinliği takip eden gençler kamp alanını kurdukları çadırda kaldı. Eskişehir Spor'la devam edelim haberlerimize. Dün kulüpten bir açıklama geldi ve 3 yıl boyunca aidatlarını ödemeyen 390 üyenin kulüpten ihraç edildiği duyuruldu. Eskişehir Spor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Birikmiş üyelik aidatlarını ödemeleri konusunda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulumuzca defalarca çağrıda bulunulmuştur. Bu çare ile beraber aidat borcu bulunan üyelere şahsen ulaşılmaya çalışılmış. Tüm iyi niyetli çabalara karşın 3 yıl ya da daha fazla süredir aidatlarını ödemeyen üyelere kulüp tüzüğümüzün 13. maddesinin 1. fıkrasından işletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda kulüp yönetim ve disiplin kurullarının ortak kararıyla 390 üyenin üyeliklerini tüzüğün 13. maddesi 1. fıkrası ve 46. maddesi gereği üyelikten kesin ihraç kararı ile son verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur denildi. Sıradaki habere geçelim. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvuruda bulunan 517 projeye 24 milyon liralık hibe desteği verildi. Eskişehir'den yapılan başvurularda rekor kırılarak toplamda 517 projeye 24 milyon 58 bin 596 lira hibe desteği verilmesi kararlaştırıldı. Projeler dahilinde ise 538 kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, geçtiğimiz yılların üzerinde bir başvuru ve hibe miktarıyla karşılaştıklarını belirtti. Eskişehir genelindeki 517 proje hibe desteğiyle üretimin artılacağını belirten Gümüş, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri arttırmak ve farklılaştırmak amacıyla tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından %50 hibe desteği sağlanmaktadır. 24 milyon hibe desteğiyle 538 kişiye istihdam sağlanabil sağlanabilecektir. Uygulanacak projelerin şimdiden şehrimizin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlamasını ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim, dedi. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Anneler Günü konseri ile izleyici karşısına çıktı. Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına Aytaç Karayusla şefliğine devam ederken, Konser programları Eskişehirli müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Koro bu kez Anneler Günü'ne özel konserle sahneye çıktı. Konseri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever izledi. Türk Halk Müziği korusu anneler için seçilen müzikleri başarıyla sahnelendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Başkan Ataç, Şef Karaüstayı ve korosunu tebrik ederken tüm annelerin anneler gününü kutladı. Evet, Türk Halk Müziği Korosu, Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bu kez anneler için sahnedeydi ve türkülerini anneler için seslendirdi ve görkemli bir konsere de imza attılar. E, çok sayıda Eskişehirli de bu konserdeki yerini aldı. Evet, bu haberde bugünlük son haberimizdi ve Onda 10 programını <laughs> noktalandırıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.